Siz bugüne kadarki süreçte aslında bilgi yönetiminde belli bir seviyeye geldiniz. Şimdi bir sonraki adım ne? Nihai amaç nedir? Şu ana kadar şimdi olduğumuz süreçte en azından ilk adım olarak verilerimizi düzenli veri tabanlarında topluyoruz diyebiliriz artık. Bu hani çok bizim için iyi bir şey. Yani zaten her kurum için bence ilk adım olarak tanımlanabilecek bir şey. Normalde manuel olarak yaptığımız şeyleri şu an otomatik olarak yapabiliyoruz. Raporlarımızı daha hızlı çıkarabiliyoruz. Adam saat tasarrufu yapıyoruz. Kağıt tasarrufu yapıyoruz. Bu da çok önemli bir şey. Ama süreçlerimiz böyle çok önemli bir şekilde değişmiş değil. Arayüzlerimiz değişti. Raporlarımız daha otomatik oldu. Verilerimiz daha düzenli oldu. Ama ilk aşamada bence buraya geldi. Burası iyi bir hedef olduğunu düşünüyorum. İkinci aşama olarak ve şu an daha çok vakit geç şu an daha çok bulunduğumuz adım da bu. Verilerle biraz daha fazla analizler yapmaya başlıyoruz. Çünkü şu an daha önce toplamadığımız veriler elimizde olduğunu fark ediyoruz. Bu da zaten mesela İSG yöneticimiz Hakkı Bey de burada. Onunla yaptığımız bir çalışmadan örnek verebilirim. Normalde sahada yaptığımız gözlemleri kağıt kalemle yaptığımız zaman bunlar odalarca dolusu gözlem raporları vermiş oluyor bize. Ama sonunda biz bunların herhangi bir meta verisini toplayıp da güzel analizler yapamamış oluyoruz. Ama şimdi mesela MR projemizde bütün gelen bu sahada yapılan gözlemleri biz artık raporlayabiliyoruz ve analizler yapabiliyoruz. İşte yüksekten düşme bizim bütün gözlemlerimizin yüzde kaçını oluşturuyor gibi analizler yapabiliyoruz. Bu da süreçlerimizi değiştirmeden sadece verilerimizi daha düzenli tutmanın bize verdiği büyük bir avantaj. Bir sonraki adım olarak da tabii biraz daha böyle prediktif analizler yapabilmek güzel olur.